seçim sonuçları hakkında neler söylemek istersiniz efendim? Hocam şöyle, şimdi ilk başta bir 20 bin küsur, yani tam sayısını bilmemekle beraber seçimi kaybettik. Burada İmamoğlu mazlumu çok iyi oynadı. Mazlumlar bizim ülkemizde her zaman baş tacı edilir. Ben bu mazlum rolünü çok iyi kullandığı için halkımız tarafından desteklendiğini düşünüyorum. İkinci bir fikrim de şu, MHP'nin, MHP'li kardeşlerimiz bu ikinci seçimde oyları biraz da İmamoğlu'na bu mazlum rolünden dolayı kaydığını düşünüyorum. O yüzden de kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü yani İmamoğlu'yla Binali Yıldırım'ı yan yana koyduğumuzda, yani siyasi başarı olarak olsun, yapılan çalışmalar olsun, hiçbir şekilde İmamoğlu Binali Yıldırım'ın eline su dökecek kapasitede bir insan değil. Beylikdüzü'nde ben liseyi okudum. Orada Vali Muammer Gülen Öğretmen Lisesi'nden mezun oldum. İkinci sınıftayken Ekrem İmamoğlu seçildi. Bu adam, biz o zaman öyle duymuştuk, MHP tabanlıydı. MHP'nin adamı CHP'den aday oldular, destekleyip seçilmişti. Buradaki MHP tabanından bir oyu vardı zaten bu adamın. Bu ikinci seçimin bu haksızlık, mazlum mevzusu da olunca o taban, AK Parti'ye ilk seçimde oy veren taban bu sefer şeye kaydı, İmamoğlu'na kaydı. Bu şekilde kazandığını düşünüyorum. Seçim sonuçları hakkında neler söylemek istersiniz? Seçim şöyle, bir ülkede bir seçim yapıldığı sırada bu seçimin demokrasiyi yönetilip yönetilmediğini anlaşılması gereken bir iştir. Bu seçim halk olarak ülkemize şöyle bir mesaj verdi. Türkiye halkı bir bütündür. Ve hepsi demokrasiye açık, birbirini seven insanlardır. Kutuplaşan insanlar değildir. Bu insanlar kendi ülkeni seven insanlardır. Öteleştiren insanlardan değildir. Kim başa gelir gelsin, eğer bunlar bunu gereği yapmasa o gider öbürü gelir. Halk bu seçmeni vermiştir. Bunu da en iyi anlama şekli de budur. En iyi anlama şekli de budur. Bundan ötesi yoktur. Peki seçmen AK Parti'ye ne mesaj verdi? Hepsi bu sorularım içinde vardır. Anlayan anlar. Başbakan da anlar, dinlerse Cumhurbaşkanı da anlar, belediye başkanı da anlar. Buraya ne varsa ben bu söylediğim sözlerin içinde hepsi vardır. Seçim sonuçları hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle seçim sonuçları ülkemize ve İstanbul'umuza, Esenyurt'umuza hayırlara vesile olsun. Ve yeni seçilen başkan Ekrem İmamoğlu da burada tebrik etmek istiyorum. Seçim sonuçları şimdi geçen 31 Mart seçimlerinde mesela bir hile var mı yok mu gibi tartışmalara yol açtı. Ama bu seçim iyi ki oldu. Çünkü arada mesela hangisi olursa olsun hangisi kazandıysa kazansın arada büyük bir fark vardı. Mesela 708 bin gibi oylardan bahsediyor. İyi ki oldu, bu şaibe ortadan kalktı. Tekrardan yani Ekrem Bey'e tebriklerimi sunuyorum. İnşallah büyük hizmetler sunar İstanbul'umuza ve Türkiye'mize. Ki İstanbul'u Türkiye'nin kendisi olarak biliyoruz. Bütün milletlerden, bütün çevreden, illerden buraya gelip bir İstanbul, hani Türkiye'den ayırt edemezsin. Yani İstanbul Türkiye'nin kendisi zaten, bir portresidir. Sizce seçmen AK Parti'ye ne mesaj verdi? Seçmen AK Parti, şimdi AK Parti biraz ben açıkça söylüyorum, ben de dahi AK Parti seçmeniyim. Ama ben şu şekil söylüyorum, AK Parti'ye şu dersi verdi. AK Parti tamam senin bazı yatırımların, bir şeylerin olabilir ama bunu bir kibir meselesine dönüştürme sakın. Biz burada sana darbeyi vururuz. İşte halk olarak kendine uyanık ol gibisinden bir ders verdi yani inşallah. Seçim sonuçları hakkında neler söylemek istersiniz? Seçim gayet güzeldi. Bence güzel gitti de 13 bini beğenmediler. 862 bin fark attılar. Her şey güzel oldu bence. Sizden neler söylemek istersiniz? Valla ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki seçimde illa biri kaybeder, biri kazanır. Bunu kazanan yine Recep Tayyip Erdoğan'dır. En azından kendi içini ne olduğunu bildi. Şimdi biz Türkiye vatandaşının altında yaşıyoruz.
Bu kutlamayı, CHP'nin kutlaması, şampanlar patlaması, yani biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Bunları hiç beğenmedim. Tamam, kazanırsın, kutlama yaparsın ama git başka bir yerde kutlama yap. En azından o bizim kutsalımız, camimiz, dinimiz. Bunu hiç beğenmedim. Buna karşıyım. Peki seçmen AK Parti'ye burada ne mesaj verdi? AK Parti kendi için ne olduğunu belli etti. İlçe başkanı olsun, belediye başkanları olsun, ne olduğunu belli ettiler kendinizi. İşi diyemem. Seçim sonuçları hakkında neler söylemek istersiniz efendim? Seçim halkın takdiridir. Halk kendi takdirini vermiştir. İptal olmasaydı daha iyiydi ama iptal oldu. Halkın tercihidir. Saygı duymak lazım. Peki seçmen AK Parti'ye ne mesaj verdi? Seçmen eski özüne geri dön mesajı verdi. Tepeden insanlara bakma. Egoları bir kenara bırak. Yani kendi eski özüne geri dön mesajı verdi. Ama bu seçim evet İmamoğlu kazandı ama öyle inanıyorum ki bu seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Çünkü kendi içini temizleyecektir. Yani bu mesajı anlayacaktır. Seçim sonuçları hakkında neler söylemek istersiniz? Bence İmamoğlu hak etmişti, kazandı. Bir kere seçim oldu, haksızlık yapıp da İmamoğlu'nun mazbatasını eline aldılar. Çoğu da millet bir tepki gösterdi, haksızlığa karşı. Bir de ekonomi hiç iyi gitmiyor Türkiye'de. Türkiye'nin ekonomisi yani alt üst olmuş. Bugün kışın tavuğun kilosunu 5 milyona alıyordun. Şimdi bakıyorsun ki 14 milyon olmuş. Peki bu neden oldu? Ekonomi olmadığı için. Yani sadece yol yapma, tünel yapma veya şunu yapma insanın karnını doyurmuyor. İnsanlar iş istiyor, ekmek istiyor, aş istiyor, fabrika istiyor, bu tür şeyleri istiyor. Bunlar da gerekiyor ülke için. Çünkü gerekmediği zaman ülke gittikçe zor durumda. Bugün sen bir fabrika yapsan 1000 tane işçi ekmek yer ama bir yol yapsan belki birkaç kişi faydalanır. Yol da gerekiyor ama o kadar önemli değil. Önemli olan bence ilk önce insanlar iş istiyor. İş. Ha, ülke için de hayırlı olsun, iyi oldu, güzel oldu. Ben İmamoğlu'yu destekliyordum zaten. Onun için hiç şey olmadı, memnun oldum, mutlu oldum. Peki seçmen AK Parti'ye ne mesaj verdi? AK Parti'ye bu israflı dur demek istediği bir de AK Parti har gelip havur savurmasına insanlar çok kızdı. Çünkü adamlar hep lüks hayat yaşıyor. Her şeyleri lükstür. Lüks olduğu için ben şahsen lükse karşıyım yani. Mesela dinimizde israf haramdır. Niye israf yapıyorsun ki ya? Onun yerine garibana ver, git şey yap. Adam ta biliyorum almış başını gitmiş yani. Zenginler gittikçe zengin oldu. Yani hele AK Parti yandaşı olanlar gittikçe zengin oldu. Ama garibanlar gittikçe garibanlaşıyor. Fakirleşiyor. Fakirleşme yani aşırı oldu. Onun için insanlar bu mesajı ben de iyi AK Parti'ye bir mesaj olarak verdi yani. Onun için onu diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Seçim hakkında ne düşünüyorum? Bu memleket demokrasiyle yönetiliyor. İnsanlar demokrasiye yahut da insan haklarına açtır. Türkiye'de insan haklarının var mı? Yok. Yani insanlar 2-3 bölüme ayrılmış. Zengin, daha orta, daha komple zengin, fakir. Yani insanlar arasında uçurum var yani şu anda. Mesela bak şuraya, şuralara bak, şu hale bak, görüyor musun? Bu bir parktır yani, bunu beğenebiliyor musunuz? Bak biz gelip mecburuyuz ama mecburi oturacağız. Bu devlet 17 yıldır baştadır ya, 17 yıldır hiç mi bir şey değişmez? Hep devamlı aynı şeyler, aynı şeyler. Ya gidin bakayım kanallara git, ATV'ye git bak, git A Haber'e bak, git bilmem öbür kanallara bak. Hiçbir tane doğru dürüst bir şey, doğru konuşmuyor. Hepsi etki altında kalmış. Cumhurbaşkanı da başını almış gidiyor hiç kimse. Sanki bu memleket hepsi onun tekelindedir. Biz bu memlekette yaşamıyor muyuz? Biz 400-500 yıldır, biz 7 asır, 8 asırdır bu memlekette yaşıyoruz. Biz belki 10 dönem Osmanlı'nın yönetiminde biz yaşadık.
Osmanlı kendi vatandaşına sen yarı zengin, sen az zengin, sen fakir dur, öyle mi yaptı Osmanlı? İnsanlarına eşit durmasan, bak eşit durmasan şu anda bak İmamoğlu'na oy verilmiş. Onlar İmamoğlu hepsini babasının cebinde çıkarıp getirmedi. Demek ki onların yanlışları vardır. O yanlışları halen de bak şu anda bile yine yanlışları düzeltmiyorlar. Gidiyorlar aynı yanlışlar üzerinden yine aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Ben Kürt'üm ben. 3-4 kere sana oy verdik. Verirken iyiydik de vermediği zaman kötü mü olduk biz? Bize diyor ya Kuzey Irak'a gidin Kuzey Irak'a. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum, buradayım ben. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. O Cumhurbaşkanı bile olsa bile onun hakkı yoktu. Onun hakkı da yoktu. Bana dediler Kuzey Irak'a git. O zaman o kendisi Kuzey Irak'a gitsin. O da Suriye'de, Rusya'da geldi. O da Rusya'ya gitsin o zaman. Seçim sonuçları hakkında neler söylemek istersiniz efendim? Seçim sonuçları hakkında yani bu devlete verilen bir derstir. Yani açıkça söyleyeyim, ilçe başkanından tut, il başkanından tut, başbakanından, cumhurbaşkanından tut. Yani burası yükseklerdeydi. Çok yanlışları vardı. Halkı yükseklerden görmeye başladılar. Yani bugün bir fakire olsun, gariban olsun yardım edilmedi. Örneğin diyelim bir kiracı adama örneğin yardım ediyorsan 400 milyonluk adamın evi vardır, işten çıkmıştır, ona yardım etmiyorsun. En azından ona da bir 250 yardım edebilirsin. Gönül alma diye bir şey vardır. Yani bu ülkede herkes 15 Temmuz'da gittik. Eyvallah. Tamam mı? Ben de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy verdim. Ama şu sağındaki solundaki adamlarla devam ederse çok ülke kaybeder, çok da zarar eder. Seçmen AK Parti'ye ne mesaj verdi peki? Seçmen AK Parti'ye yani kendine gel. Yani gittiğin yol iyi yol değil. Bu ülkede Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sunnisi hepsi kardeştir. Yani kalkıp da onun bunun lafına bakıp da yani bugün tamam Suriyeliler diyoruz da Suriyeliler bugün nereye kadar yardım alacaklar, nereye kadar şey yapacaklar. Bugün bizim ülkenin insanı bir hasta olduğu zaman, bir şey olduğu zaman yardım yok. Ama bugün Suriye'yle gittiği zaman her şeyi yapıyorsun. Yani burada en büyük zarar yani ben oldum şeyine gittiler. Yani il başkanından tut, ilçe başkanından tut, AK Parti. Bütün şeyleri. Yani buradan bir dert gidiyoruz, şeye bilgi veriyoruz. Bu sıkıntı var, bu sıkıntı var. Sallayıp getiriyorlar. Salladılar. En sonunda halk salladı. Seçim sonuçları hakkında neler söylemek istersiniz efendim? Seçim sonuçlarının hakkında Allah hakkımızda hayırlısını versin. Önce seçim gelende elimizi, ayağımızı öperler, vaatleri söyler, böyle yapacağız. İş bittikten sonra yan yatırlar bizi sormuyorlar. Şimdi ben Yeşilkent Mahallesi'nde oturuyorum. 31 senedir evlerimi yapmışım. Evler üstümüzde uçur, hala imarımızı vermiyorlar. Biz evlerimizi faaliyete geçirerek, işte hayatımızı tehlikede kurtararak. Baştakilerine hepsine selam söyle, Allah'a baksın, bir kendini düşünmesinler. Vatandaşı düşünsünler. Peki efendim seçmen AK Parti'ye ne mesaj verdi? Ben önce AK Parti'ye verirdim. O çözümü çözmedi. Şimdi ben CHP verdim. Ama CHP eğer bunu çözemedi inşallah bir daha şeye dönerim. Hedefe değil o hedefe. Ben hedefe vermem. Kendim Kürt'üm. Hedefe de mümkün yok vermem. Ben kendim de Kürt'üm. Ben starda kalırsam, sıkılırsam polisen askeri arayırım. Beni kurtarın. Ben seni bunu onu bunu aramıyorum. Hayır ben kendim de ana dilim Kürt'üm. Ben Ardahanlıyım yani. AK Parti bir 35 senedir evlerimizi yapmış, çürümüş üstümüze dökülüyor. Ya Allah'a bak. Sen Allah Allah diyorsun ama kendi çelin çocuğun hayatını sağlama almışsın. Bizim de hayatımızı bir bele hafif sallantı vursa çelimiz çocuğumuz o zaman da Tayyip Erdoğan diyecek ki bunlara toplum mezer. Toplum birbirimizi toplayacak düzeyine birbirinin üstüne koy. Tayyip Erdoğan eşit benim sesimi. Ben nasıl çocukların bilirsin hayatını sağlama alırsın. Sümeyni'dir kızının adı. Sümeyni'nin hayatını sağlam alırsın. Sümeyni ya. Sümeyni'nin hayatını sağlam alırsın. Benim çocuğum da hayatını sağlam al. Ev üstümde uçer. İmarımı ver. Yeşil kendin imarını ver.
Haydi hayırlısı olsun. Çok sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. O şeye de söyleyin, İmamoğlu'dur. İmamoğlu'na da söylesin. Ben hangisi verirse o zaman onun peşine giderim. Yalan söylemezsinler. Gene bugün gelecek. Evet, gene gel. Aa, bu şapkamı iyice görün, al kamera. Bu beledir. Bir gün gene bele gelecek. Tamam. Ama ne yaptı? Türkiye'yi sattı, yaptı. Onu bana, ben Türkiye'yi ben de satsam o şeyleri, o köprüleri ben de yaparım. Ama şu anda Türkiye'nin durumu ne? Ekonomi ne oldu? Bak ben 25 senedir emekliyim, benim aldığım para 1,5 milyar. Bak 1,5 milyar. Kendisi ne alıyor? Bak arabası bedava, yemesi bedava, uçağı bedava, her şeyi bedava. Oğlu daha dünden kaç günden beri bir şeysi yoktu. Kaç tane gemisi var. Niye yok? Niye? Bizim niye yok? Ben 40 senedir, 50 senedir İstanbul'da çalışıyorum. Ben niye bir şeyim yok? Demek ki doğru çalışan yok. Doğru çalışan yok. Helal para alan yok. Bunlar nedir? Bunlar hep tüyü bitmeyen insanların hakkı var bunda. Onun için benden selam söyle, biraz ayağını düzelsin. Biraz ayağını düzelsin. Hiçbir zaman hangi parti olursa olsun atmasın. Gavur olsun, Ermeni olsun, ne olursa olsun Kürt'ü ayırmasın. Alevi ayırmasın. Bilmem neyi ayırmasın. Herkes kendi yoluna gitsin. 5 vakit namazını kılıyorsa kılsın. Doğru yola gitsin. Allah yardımcısı olsun. Ama doğru yolda gitmediğimizde her zaman böyle geri planda kalır. Bak ne oldu? Neydim, ne oldum? Onun için bu yalanlar hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Yalan, baştakiler yalan söylerse ne yapar? Cemaat ne yapar? Aleykümselam efendim. Daha yanlış yapar. Onlar yanlış yapmaması lazım. Onlar bizim önderlerimiz, bize yol göstermesi lazımken onlar daha kötü yola gidiyorlar. Halk da ne yapıyor? Onlara inanıyor, daha beter birbirlerine düşüyorlar. Yok Alevisin, yok şunusun, yok bunu yapıyorsun, yok şunu yapıyorsun. Hepsi yanlış yere gidiyorlar. Onun için onlar dürüst yolda giderse, halk da onların peşine giderse bu memleket düzelir. Ne oldu? Başta damadını başta alması lazım bir. O neydi o? Soylu'yu alması lazım iki. O bir tane de... Bir şeyler oldu ama ben bilmiyorum. Onu da alacak. Onu da alacak. O 10 para etmez. Burada selam söylüyor. Selam söyle, 10 para etmez. Niye? Yalan konuşuyor. Bile bile yalan konuşulmaz. Dinini şeye atıp da bile yalan konuşulmaz. Nedir bu yalanlar nedir ya? Ne oldu? Sonunda şeyleri, derslerini aldılar. Bu derslere göre bak ben 3 sefer Cumhurbaşkanı'na oyumu verdim. 60 tane oyum vardı. 60 tane oyumu baştan sona kadar ben verdim ona. Son cümlesinde dedim ki tamam buraya kadar. Sen Ahmet'i, Mehmet'i hiç kötülemeye gerek yok. Sen ne olduğunu biz biliyoruz. Sen hep yalan konuşuyorsun. Bundan sonra sana oy yok. Bitti. Aldım. 70 tane oyumu geri aldım. Benim güneşe insanlar var. Hep parkta hep konuşuyoruz. Adamlar şey yapıyor. Hep yanlış yola gittiği için oyumuzu geri aldık diyorlar. Bunlar yalanlar iyi bir şey değil. Türkiye'nin en güzel yönetici insan bugün Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız eğer yanlış yola giderse hepimiz yanlış yola gideriz. Hepimiz yanlış yola gideriz.